lan oğlum boşları. Nurettin'in bir ifadesini alayım. Hayırlı işler, kolay gelsin beyler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun, ne istersiniz? Sağ olun, ben alışverişimi yaptım. O zaman nasıl yardım edebileceğiz biz size? Ben de artık çarşıdan sayılırım. Esnafla bir tanışmak için uğramıştım. Öyle mi? Dükkan mı açacaksınız burada? Yok, dükkan açmayacağım. Dükkan aldım. Daha doğrusu Eleni Hanım'ın dükkanlarını ben aldım. Oo, hayırlı olsun. Buyurun, buyurun, oturun. Buyurun. Sana kardeşim sen de gel. İsmim Selim. Ha öyle mi? Benden öğrettin, memnun oldum. Benim adım Necati. Bu kasap dükkanının sahibiyim. Öyle mi? Oo memnun oldum Necati Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Nereden açtı böyle Selim Bey bu kadar dükkan almak? Yardımcım iyi bir yatırım olacağını söyledi. Öyle mi? Nasıl bir yatırım? Nasıl olacak canım? Dükkanlar duracak, o da kirayı verecek. Alacak kiraları, oh mis gibi oturacak. Yalnız bak, şimdiden söyleyeyim Selim Bey. Öyle kiralara zam neyin yapmak yok. Düşünme bile bunu, tamam? Yok, yok, yok. Kiraya zam yok, merak etmeyin. Kontratlar aynen geçerli. Oh, bu lafın üstüne kahve içilir değil mi? Selim, nasıl olsun kahveniz? Sade. İyi. Hamdi. İyi. Bize üç tane sade kahve yap oğlum. Hemen usta, gel. Biz de mi sade içeceğiz? İçelim canım, ne olacak? Tamam, sakin ol. Sakin ol. Ay Firda Hanım, nasıl sakin olabilirim? Nurşen diyor, köprüden attı diyor. Gitti kardeşim, gitti benim. Yapma Nurşen'cim, yani Nurşen diye bir sürü kız var. Yapma, sakin ol. Darabit'le evlenmesine izin vermedim diye böyle yaptım. Ay cümbela Firda Hanım. Ne oldu anne? Bir şey yok abi. Annem biraz fenalık geçiriyor. Annesi var Firdevs'e. İşte dedim ya çocuğum fenalık geçiriyor. Sakin ol çocuğun yanında Gülşen. Oğlum gitti gitti Nurşen gitti. İyi sen hemen babana telefon aç. Hemen eve gelsin. Ne diyeyim? Canım annem hastalandı. Hemen eve gel baba de. Hadi hadi. Evet. Ay kızım topla kendini çocuğun yanında. Hadi ya. Hadi. Efendim oğlum? Ne? Oğlum ne diyorsun anlamıyorum ki. Annem mi rahatsızlandı? Tamam geliyorum ben, siz sakin olun hadi. Ay ne olmuş Lütfü abi? Gülşen biraz fenalaşmış, ben eve gidiyorum. Ay geçmiş olsun Lütfü abi, ama ne olmuş? Bilmiyorum ki, Melis olan da anlatamadı zaten. Hadi görüşürüz. Ay hay Allah, bize de haber ver Lütfü abi, merak ederiz burada. Siz mal sahibiymişsiniz galiba Necati Bey. Evet. Bu çangırılık uyanık çıktı. Geldiğinde çıkanı aldı bu. Kira neyin derdi yok. Siz satmayı düşünür müsünüz? Yani düşünürseniz size de iyi bir fiyat verebilirim. Vallahi aslında emeklilik zamanı çoktan geldi ama çocuklar var. Onun için ben satmayı düşünmüyorum. Aa, hemen reddetmeyin Necati Bey. İsterseniz önce vereceğim fiyatı bir duyun. Yok yok, sağ olun. Biz böyle iyiyiz. Usta. Evden arıyorlar, acilmiş. Acil mi? Hı. Efendim? He? Yapma ya. Ana. Tamam kızım, tamam. Dur dur, ben geliyorum çocuğa. Ha, al oğlum şunu ya. Montumu da getir, kapanımı getir. Ya çok, kusura bakmayın, bir şey olmuştu, ben gitmem lazım. Ben geldim şimdi, bakarız. Ay. Geldim, geldim. Gülşen çok fena Necati. Kızım, kızım. Tamam ya, tamam ya. Çocuklar tamam, hadi bakayım siz içeri, hadi odaya. Ya niye baba ya? Biz de teyzemizi merak ediyoruz. Hadi oğlum, ayak altında bir de sizle uğraşmayalım. Odaya hadi. Var mı çocuklara? Hadi evladım, siz odanıza geçin. Biz sonra gerektiğinde sizi çağırırız. Hadi yavrum. Bilmiyoruz ki bizim Nurşen mi? Bir Nurşen denilmiş ama bizim Nurşen mi? Başka Nurşen mi? Babacığım, televizyonda Nurşen dedi. Adını ama bin tane Nurşen var. Evet, ya, evet. Sadece adını söyledi. Şimdi yani kim olduğunu tespit etmeye çalışıyorlarmış. Polis aradınız mı? Ay yok, vallahi hiç aklıma bile gelmedi. Ben sadece sizi çağırdım. Tamam, tamam Nurşen.
Ben şimdi arayacağım çocuğu. Tamam, sakin ol. Kendini böyle paralama. Nurşen yapmaz böyle şeyler. Alo, emniyet amirliği mi? Ha, Mustafa Bey'le görüşmek istiyorum. Necati, kasap Necati değil. Biz kaçtık Nurettin Usta. Gülü gülü, geri bekleriz. Ne de olsa kendi dükkanınız değil mi? Geliriz tabii. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Gülü gülü. Bu kasap dükkanı satmaya pek niyetli değil. Merak etme, herkesin bir fiyatı vardır. Uyanık bir adama benziyor. Fiyatı arttırmaya çalışıyor bence. Ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Yalnız hakikaten burası alışveriş merkezi için çok uygun bir yer Selim Bey. Hadi işimize bakın. Sağ ol. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol canım. Ay ne oldu, ne diyorlar? Kimliği tespit edilemeyen bir ceset varmış. Gelin kimliğin tespit edilmiyor. Ay ne yapıyorum ay. Sandım. Ben oraya gidemem. Ben kardeşimi göremem öyle. Tabii yavrum, tamam sen gelme zaten. Ya Gülşen saçmalama. Daha Nurşen olduğundan bile emin değiliz. Ya Nurşen'dir o. O ne içindir o. Bana güçlendiği için kendini atmıştır o. Yok kızım öyle bir şey, dur bakalım ya. Oğlum götür karnını. Bir yüzüne su vursun. Kalk hayatım. Kalk. Bir elini yüzünü yıkayım gel. Tamam kızım, yok bir şey. Tamam. Bakacağım ben şimdi, gidiyorum ya. Baba geliyorum ben. Tamam bak sen kal bari. Tamam. İlgilen de Lütfi'yle gidelim. Nurettin Usta merhabalar. Merhaba, hoş geldik. Hoş bulduk. Ya bir şey soracağım. Elena Hanım dükkanları satıyormuş, doğru mu? He doğru, dün buradaydı. Sen yiyordun galiba, balık haline mi gittin lan? Ha, tekrar gelecek mi acaba? Yok gelmeyecek. Hadi ya. Şey diye düşünmüştüm ben de, hani belki bir yolunu bulurum. Dükkanı satın alırım falan diye düşünmüştüm. Yok o geçti gari. Alan almış, kapanın elinde kalmış dükkanına. Ne diyorsun ya? Tabii ya, az önce mal sahibi buradaydı. Hadi ya. Tabii. Ama çok iyi bir adam ha. Ben korktuydum önce. Böyle kiralara zam falan yapacak. Bizi dükkandan atacak diye. Ama hiç düşündüğüm gibi bir çıkmadı. Niye işinden olasın Nurettin Usta ya? Almanya'dan bana mı oğlum gelecek, dükkanı boşalt diyecek hali yok ya. Vallahi doğru diyor. Neyse, kolay gelsin usta. Sağ olasın, seni de. Almanya'dan bana mı? Necati. Nurşen yapmış mıdır böyle bir şeyi? Yani pek akıllı değildir ama bunu yapacağını zannetmiyorum. Yapmaz. Yani bana da öyle geliyordu ama baksana yani hala ortada yok. Telefonu da kapalı. Aman kızım iyi şeyler düşün ki iyi şeyler olsun. Tamam. Bu olay olduğundan beri vallahi Allah'ıma dua ediyorum. Nurşen'e bir şey olmamıştır inşallah. Amin. Hadi sen de yıpratma kendini. Geç hayatım geç. Lütfen hadi oğlum bir çıkalım. Tamam. Babacığım ben de mi geleyim acaba? Yok ya, yok. Sen otur. Acaba. Otur. Anne, baba mektup bulduk. Ben size odanızdan çıkmayın demedim mi? Dur bakayım dur, ne mektubu? Getir bak. Ay ne yazıyor Necati? Babacığım niye gülüyorsunuz? Niye gülmeyeyim evladım? Yani Nurşen şu anda sağ salim. Hiçbir şeysi yok. Ama kocaya kaçmış kocaya. Ne? Kocaya mı kaçmış? Ay, sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım. Beni merak etme. Ben gayet sağlıklıyım. Nurşen? Hamit? Merhaba Özge. Merhaba. Siz müsait miydin? Tabii müsaitim de, hiç beklemiyordum sizi. Ya biz de böyle aniden geliverdik ama artık kusura bakma. Ay yok canım, ay saçmalıyorum ben de. Geçin içeri ya, geçin. Merhaba Özge. Merhaba. Evet, ne oluyor arkadaşlar? Ben Nurşen'i kaçırdım. Ne? Kaçırdın mı? Yani kaçırdım derken o tek başına kaçırmadı. Ben de onunla kaçtım. Ya bir dakika. Nasıl oldu bu iş? Bir anlatın da anlayayım ya. Ya Özge. Şimdi dün akşam Hamit beni istemeye geldi. Ama ablam evlenmemize izin vermedi. Kim var orada?
Nurşen sen misin kızım? Evet Necati amca. Ben de mutfakta bir şeyler atıştırıyordum. Feride'ye yakalandım zannettim, ödüm patladı. Şey, korkuttuysam size özür dilerim. Ay estağfurullah kızım. Sen niye yatmadın hala? Uyku tutmadı Necati amca. Ah canım. Gel bakalım seninle konuşalım bir satır gel. Oh. Biliyorum üzülüyorsun ama üzülme kızım. Ya bak aşkların önünde ne dağlar durabilmişti ne çöller. Aşıklar aşkları uğruna dağları dermişler, ferhat olmuşlar. Çöllerde meclun olmuşlar. Bazıları da benim gibi 70 milyonun karşısında rezil olmuşlar. Yok ki Necati amca. Da biz ne yapacağız? Siz sabredeceksiniz yavrum. Ne demişler? Sabreden derviş muradına erermiş. Ama Necati amca biz zaten o kadar uzun zamandır sabrediyoruz ki. Ya annem sorun çıkartmıyor, ablam sorun çıkartıyor. Zamanla ablan da yola gelecektir be yavrum. Biraz daha sabredin lütfen. O da senin ablan. Kırmayın birbirinizi, üzmeyin birbirinizi. Ha benim yavrum. Tamam değil mi? Tamam Necati. Hadi bakalım şimdi artık uykum uykum kaçmasın. Gidelim yatalım güzel güzel. Hadi güzel. Gel bakalım. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler Necati. Evet, çözülüyorum sağ olun. Kaçıyorum dedim. Hadi eyvallah dedim. Aa, ne dedi? Ay Hamit böyle bir şey söyleyebilir miyim acaba? Söylesem bu olayla dışarı çıkabilir miyim? Evet doğru doğru. Ne yapacağız? Valla bilmiyorum. Şuradan bir çıkalım düşünürüz. Hadi çıkalım. İşte öylece çıktık. E sonra nereye gittiniz? Hiçbir yere. Nasıl hiçbir yere canım? Şöyle ki şimdi apartmandan koşa koşa çıktık. Artık koşmayalım ne olur. Yoruldun mu? Çok yoruldum. Gel şurada oturalım biraz ağacın dibine. Ay. Ay. Ay nefes nefese kaldım. Ben de ben de. Ay, ay aşkım ben duralım demesen duracağın yok ama koşup duruyorsun. Ya ne bileyim Nurşen ilk defa kız kaçırıyorum. Ben de ilk defa kaçıyorum herhalde. Biliyorum Nurşen biliyorum. Ne yapacağız? Nasıl ne yapacağız? Yani kaçtık, He. Sonra? Ben sonrasını hiç düşünmedim ya Nurşen. Nasıl düşünmedin ya Ahmet? İnsan biraz araştırma yapmaz mı kız kaçırdıktan sonra ne yapılır diye? Hayret bir şeysin ya. Ya Nurşen nasıl araştırma yapayım? İnternetten mi araştırma yapacaktım? Hem kimseye de bir şey soramadım sizinkiler duymasın diye. Kalacak bir yer bulmamız lazım. Evet. Otele mi gitsek? Otel mi? Ben otele gelmem ya. Niye ya? Ya Ahmet evli değiliz, farklı değiliz. Ne yapacağız otelde? ne yapacağız o zaman? Bilmiyorum ki. Bir düşünelim. Düşünelim bari. Sonra? Sonra işte işkembeci, otogar öyle dolandık durduk. En son işte Nurşen dedi ki Özge'ye gidelim. Gidecek yerimiz yoktu ki Özge. Yani ama rahatsızlık verirsek gideriz yani ne yapalım? Saçmalama canım olur mu öyle şey? Bu soğukta ne yapacaksın sokaklarda? Ay yok hala kapalı Nurşen'in telefonu. Ya tabii kapalı olacak. Kaçıyorlar bunlar. Biz ulaşmayalım diye telefonu kapalı tutuyorlar. Ay nerededir bunlar lütfen? Yani bulacağım onları ve ikisinin bacaklarını ayıracağım. Nereden bileyim ben Gülşen? 4 aydır teknik takip mi yapıyorum? Polisi ara lütfen. Polisi ara. Hamit'i buldur. Polise falan yüzüm yok yavrucuğum. Bir defa Nurşen reşit bir kız. Bu mektuptan anlaşıldığı kadarıyla da kendi isteğiyle gitmiş.
Polis Hamit'e ne yapsın? Hamit kızı çuvala koyup kaçırmadı ya. Zaten kaçıramaz. O ebatta çuval derdi. Üfü ben can derdi diyeyim, sen ne derdin desin. Git ara şu Nurşen'i. Biraz bekleyelim, Nurşen bizi mutlaka. Alo, hayatım. Efendim bebeğim. Şey, Nurşen'le Hamit bizdeler. Hayatım duymuyorum, biraz daha yüksek sesle konuş. Nurşen'le Hamit diyorum, bize geldiler. Hamit mi? İyi Hamit bize geldiyse söyle, iki ekmekle bir gazete alsın. Çok komiksin hayatım. Hayır, Hamit Nurşen'i kaçırmış, gidecek yerler yokmuş, bize geldiler. Ne? Ay Hamit diyorum, Nurşen'i kaçırmış, Seyfo. Ne diyorsun sen Özge? Evet. Allah Allah, bize mi kaçırmış? Ay evet hayatım, bize kaçırmış. Ne yapıyorlar peki şimdi? Ay, ne bileyim yani, öyle onlar da boş boş oturuyorlar işte. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hadi ya. Vallahi ben de ne yapacağım bilemedim ki şimdi. Neyse dur şimdi ben bir düşüneyim. Ondan sonra bir şey bulursam seni ararım, tamam mı? İyi hadi görüşürüz hayatım. Tamam, öptüm bebeğim. Hadi bay bay, bay bay. Usta ne oldu ya? Kötü bir şey mi var? Yok bir şey, karışık işler bir şeyler. Nurşen'cim, çay demlenmek üzere, içeriz değil mi? Olur. Sen de içersin. Ya çantanı da bir kenara falan koy, bir rahatla ya. Yok ya, önemli değil. Dursun. İyi, sen bilirsin. Demek adam size de uğradı Semih Hanım. Ay evet, mal sahibi gittikten sonra şöyle bir araştırma yaptım. Adam çok büyük bir müteahhitmiş. Ha tabii canım. O kadar büyük olmasa çarşının bu kadar dükkanını alır mı bu? Bakarsın biz de ileride bundan ev falan alırız ha. Adam ev yapmıyormuş ki. Adam sadece iş ve alışveriş merkezi yapıyormuş. E yapsın canım, adamın parası var, yapsın. Ya buraları da yıkıp üstüne alışveriş merkezi yaparsa? Yok canım, yapmaz. Olur mu öyle şey? Ayrıca benimle konuştuğunda ben ona sordum. Dedim ki kiraları falan arttıracaksınız mı? Yok yok dedi. Herkes kendi kirasından böyle devam edecek dedi. Öyle diyorsun yani. E tabii öyle canım. Görüyor musunuz babacığım bize çektirdiği sıkıntıyı? Görüyorum ya. Genç onlar. Siz de gençliğinizde ne hatalar yaptınız. Ya baba, yani sen araya girip annesini ikna etmeseydin ben de Gülşen'i kaçıracaktım vallahi. Biz evlenirken sizleri dinledik mi? Ay yaşa papatyam ya. Ay sen bilmiyorsun, bunlar bana neler yaptılar. Bunlar bana deli gömleği giydirmeye kalktılar. Ya baba, o konulara girmeyelim, boşver. Ben bunu hiç bilmiyorum. Sahi öyle mi yaptılar? Erdem ne bu? Kalk ellerinde bir dosya. Gel oraya bizi bas. Manatri melekeleri yerinde Ahmet Bey. Sen evlenemezsin. Bize gayet sağlıklı geldi. Evet, öyle görünüyor ama siz onu bir de akşamları görün. Mahvediyor bizi, öldürüyor. Ya çok fena, yani balatayı sıyırdı. Ne gibi yani, neler yapıyor? Mesela geceleri tuvalet diye nereye gidiyor biliyor musunuz? Nereye? Apartmanın asansörüne. Ya, yani asansör yine iyi. Geçen akşam buzdolabına yaptı. Kapağı açınca ışığı yanıyor yani. Hadi canım. Evet, bu evlilik meselesine o kadar kafayı takmış ki geçen gün apartmanda bütün kapıları tek tek dolaşıp çıkan kadınlara evlenme teklif etmiş. Ya daha beteri var. Bazen beni karısı zannediyor. Evet, geçen gün gördüm, onu taciz ediyordu. Bu durumda kendi rızasıyla evlenemez. Önce Bakırköy'de sinir hastalıkları hastanesinde bir sağlam rapor alınması lazım. Sağlam rapor getirmezse evlenemez. Tamam, siz onu o zaman programa çıkarmayın şimdi. Hani taliminiz yok falan deyin, evine gönderin. Tamam, peki. Oo, çocuklar, sizin ne işiniz var burada? Şey, biz izlemeye geldik. Yeni ananızı merak mı ettiniz keratalar? Necati Bey, size bir şey söylemem lazım. Tabii Ahmet Beyciğim. Ben unutmadan şunu takdim edeyim. Belki evlenmeden önce sağlıklıdır raporu gerekebilir. Ve şimdiden getireyim dedi. Hastanede Profesör Onaylı aklı başındadır raporu. Siz ne diyordunuz? Makyaja geçin lütfen. Birazdan başlıyoruz. Neyse. Evdeyim. Lütfü. Ünlüden bir yere oturun. Evet canım. Size yeni bir çiçeğin nefret edeceğim. Babacığım, boşuna hiç
uğraşmayın. Çünkü ben Nurşen'i asla affetmeyeceğim. Ama biz sizi affetmiştik. Biz mi? Tabii. Biz yemeğe gitmiştik. Siz de evlenmeyelim diye peşimizden gelmiştiniz. Feride Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Asıl sizleri sormalı. İyiyiz, iyiyiz. Gerçi babam böyle bir karar aldığını söyleyince biz biraz şok olduk ama... Nasıl yani? Neden şok oldunuz? Canım çocuklar şok geçirdiler çünkü yeni bir anneleri olacaktı ondan. Yalnız annem henüz evet demedi, hatırlatırım. Babacığım benim zaten bir annem var. Benim de var. Nasıl yani? Anneler ayrı ayrı. Yani baba bir, anneler ayrı. Yani şöyle oluyor. Balığın soğuyor. Olsun baba soğusun, sorsa değiştiririm. Sen öyle yapmıyor musun? Nasıl yapıyor? Babam beğenmezse hemen değiştirir. Neyi değiştirir? Karısını. Balığını yani. Evet, benim babam 3 defa balık değiştirdi. Nasıl yani? Şimdi benim annem 4. balık mı olacak? Aman 4. evlilik mi olacak? Çocuklar yeter kesin artık. Hadi bakalım bizi Feride Hanım'la baş başa bırakın. Bir dakika. Babanız 3 kere mi evlendi? Programda bir demişti, öldü demişti. Benim annemden söz ettiyse daha bu sabah görüştüm turp gibi maşallah. Benim annem de gayet sağlıklı. Bildiğim kadarıyla 3. eşiniz de yaşıyor değil mi babacığım? Tabii Allah ömür versin, herkesin eşi yaşasın. Nereden çıkardınız bunu canım? Evladım meyvemiz hazır mı? Ateşli bir şey, yangınlı bir şey getir. Feride Hanım bu başka bir şey canım. Nasıl başka? Bizim evlenmemizi istemiyordunuz ama şimdi ne iyi oldu diyorsunuz. Ben bakarım. Kim geldi acaba? Eğer Nurşen'se sakın içeri almayın. Hoş geldin Seyfo. Hoş bulduk. Hayırdır? Taze balık geldi, ben de size de getireyim dedim. Niye zahmet ettin? Çocuğu Hüseyin'le gönderseydin ya. Sizi de göreyim dedim canım. İyi hadi geç bakalım. Merhabalar. Merhaba yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk. Necati Baba, sizin buzdolabını çok buz yapıyordu ya. Gel bir bak demişti. Hangi buzdolabı oğlum? Ben öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Sizin mutfaktaki buzdolabı Necati Baba. Hani ne olur gel demiştim. Bir bak ancak sen anlarsın demiştim. Tamam. Tamam. Ya şimdi bende aklım kalmadı ki evladım ya. Babacığım nasıl kalsın ki? Halimizi görüyorsunuz. Tamam, neyse şimdi bunların sırası değil. Şu buzdolabına bir bakalım. Gel bakalım oğlum. Mutfaktaki buzdolabına bir bakalım. Deminden beri ne kaş göz ediyorsun? Ya kusura bakma Necati Usta. Gülşen abla anlamasın diye öyle yaptım. Ben Nurşen'le ilgili konuşmaya geldim. Sen nereden biliyorsun Nurşen meselesini? Özge söyledi. Özge nereden biliyormuş? Ona da Nurşen söylemiş. Görüyor musun şu Özge'nin yaptığını? Yani Nurşen'le Hamit'in kaçacağını biliyor ve bize söylemiyor öyle mi? Yok. Onun da yeni haberi olmuş. O nereden haber almış? Bize geldiklerini de söylemişler. Kaçaklar şimdi sizin evde mi? Evet, bizim evdeler de Özge onlara çaktırmadan beni aradı, bana söyledi. Ben de ne yapılacağını en iyi siz bilirsiniz diye gelip size bir sorayım dedim Necati Usta. Tamam, iyi ettin oğlum. Çok şükür, hiç değilse şimdi nerede olduklarını biliyoruz Necati. İyiler değil mi, bir şeyler yok? İyiler, bir sıkıntı yok. O zaman şimdi sen hiç kimseye bir şey söylemiyorsun. Bilhassa Gülşen'e. Tamam. Hiç kimseye bir şey söylemiyorsun, ben bundan sonrasını idare ederim. Tamam, peki usta. Tamam. Ben o zaman gidiyorum şimdi. Hadi, tamam. Sağ ol Gülşen. O zaman öyle yaparsınız usta onu. Var, tamam hadi. İyi akşamlar. Selam söyle. Lütfü abi aradın mı? Yok, aramadı yani. Bir haber yok Olenkacığım. Allah. İyi günler hanımlar, çaylar geldi. Hamdiciğim, kaç kere söyleyeceğiz? Bizim kendi çay makinamız var. Biz çayımızı kendi çay makinemizde yapıyoruz yani. Melis Hanım, makine çayı nedir canım? Bunlar tavşan gani. Yani kötü çay verip müşteriye mahcup olmayayım diye getirdim ben. Yani teşekkür ederiz de hani mahcup olmayız yani, sen merak etme. Bu arada duydunuz mu? Neyi? Hamit Nurşen'i kaçırmış. Nasıl yani? Basbayağı canım. Ya Gülşen abladan istemiş, vermeyince bu da tutmuş kolundan kaçırmış. Helal olsun uşağa. Lütfü abinin apar topar niye gittiği belli oldu yani. Tabii Gülşen ablanın fenalaşmasının sebebi de. Ben bunu Mahir'e söylemem lazım yani, flaş bir haber bu. Bir dakika. Hadi Allah. Sevdiğim kızı bağ vermezdiyse ben de kaçırırım vallahi. Öyle bir kız var mı? Olmaz mı? Hem bağ o kadar yakın ki.
ama ne desem olmaz diyor Nurşen. Alalım Özge'yi gidelim nikah dairesine. Basalım nikah diyorum, olmaz diyorsun. Tabii olmaz Hamit. Al işte. Gene olmaz diyorsun. Olmaz diyorum çünkü ben böyle hayal etmemiştim. Ya böyle çarşıdaki arkadaşlarımız, sevdiklerimiz herkes gelir diye düşünmüştüm. Ya ben de öyle hayal ediyorum işte. Ben de öyle hayal ediyorum da olmuyor, yapamıyorum. Ne yapayım? Ya niye bağırıyorsun şimdi bana Hamit? Ben senin için annemi bırakmışım. Ay, durun canım durun, bir sakin olun. Bir sakin kafayla düşünelim neler yapabiliriz. Bir bakalım. Özür dilerim. Bir daha yapma. Allah! Kim geldi Özge? Ne bileyim, komşusu filandır herhalde. Necati baba. Nasılsın? İyi, hoş geldiniz Necati baba. Hoş gördük yavrum. Kaçaklar sizi. Demek buradasınız. Ne? Hamit Nurşen'i mi kaçırmış? Evet. İnanmıyorum ya. Nereye kaçmışlar peki? Vallahi çok uzağa gitmemişler. Seyfo dolarmış. Enteresan değil mi? Evet. Ben de şaşırdım. Kolay gelsin. Necati Usta yok mu? Yok, ben yardımcı olayım. Ha yok, bizim işimiz onunla. Ne zaman gelir? Vallahi buralardadır, gelir birazdan. Tamam, biz de buralardayız. Uğrarız tekrar. Ne oldu, iyi günler. İyi günler. Kim bu adamlar da? Eleni Hanım'ın dükkanlarını satın alanlar. Desene çarşının %80'ini aldı adamlar. Vallahi öyle. İnsanlarda ne para var ya. Değil mi? Rıza. Ha. Ya bakarsın yılbaşı ikramiyesi bize çıkar. Bütün dükkanları geri alırız adamdan. Ha, keşke. Sen bilet aldın mı? Aldım aldım. Bir tam, bir yarım, bir çeyrek. Ha. Yani göreceksin bak, bu yılbaşı ikramiyesi bize çıkacak. İnşallah ya, inşallah. Afiyet olsun babacığım. Anlıyorum, anlıyorum da. Şimdi ne yapacağız? Evlenmeyi düşünüyoruz Necdet amca. Ha, ben Nurşen'i spor için kaçırdım zannediyorum. Tabii evleneceksiniz de. Ne zaman, nasıl? Ablam evlenmemize hiçbir zaman izin vermeyecekti Necati amca. Ya ablam bir kere evlenmenize izin vermediği hemen bavulu hazırlayıp kaçmak mı lazımdı? Ama bir kere değil ki Necati amca. Ablam Hamit'i hiç istemedi. Tamam, o senin ablan. Sen onun kardeşisin, canısın. Sen iyi bir izdivaç yapmanı istiyor. Seni Brunei Sultanı istese, değil Hamit, Brunei Sultanı istese gene vermez, gene vermez. Aşk olsun Necdet amca. Yani ben kötü bir damat adayı mıyım? Yok oğlum, sen de lafı tersinden anlama. Ben şimdi öyle mi dedim? Sana ben demedim mi gel işte kızı diye? Evet dedim ama vermediler Necdet amca. İşte buyur, gençlik ve sabır. İkisi aynı anda katiyen olamıyor. O kadar zaman beklemişsiniz. Biraz daha bekleseydiniz ya. Belki Gülşen'i bir halıyola getirirdik kızı. Şimdi imkansız. Ablam çok mu sinirli Necdet amca? Ne demek sinirli? Sizi bulsa birkaç suda boğacak. Ay Necati baba, siz araya girseniz bir orta yol bulsak. Yavrum ben de onun için buradayım da. Ne bulacağız? Kenar yol, orta yol, bir şey bulacağız. Bakalım. Mahir. Efendim. Hamdi sence neden o kadar çok bizim köfteciyle geliyor? Ben ne bileyim ya, ben de anlamadım. Adama sürekli diyorum bizim çay makinemiz var, bize lazım değil. Sürekli geliyor, çay ister misiniz, çay ister misiniz? Bize çay may lazım değil ama ona iyi bir kafa lazım ya. Ben galiba biliyorum neden geliyor. Biliyor musun? O Melis için geliyor. Melis için he? Evet, Hamdi Melis'ten hoşlanıyor bence. Hamdi Melis'ten hoşlanıyor, emin misin? Peki Melis'in bundan haberi var mı? Bence Melis de hoşlanıyor. Sen bunların ikisini bir araya getirmek için diyorsun değil mi? Peki nasıl olacak o? Çocuk buraya anca çay getiriyor, başka bir şey yapmıyor. Ne yapmamız lazım? Bizim çay makinesi bozuk olsa... Daha çok gelir burada o zaman, çay getirir. Yani bozalım mı çay makinesini formalite icabı? Bundan sonra çay makinesi bozulmuş. Sana helal olsun. Sen işi biliyorsun. Aklıma bir fikir geliyor ama... şey yarar mı yaramaz mı bilmiyorum.
Ama hala geç kalmış sayılmayız. Bak abi sen şimdi doğru apartmana gidiyorsun ve servise çıkıyorsun. Servise mi? Ne servisi? Voleybol servisi. Kız kaldırıyorsa bir tane kütünüyorsun. Ne servisi oğlum? Ama Gülşen abla beni apartman servisine görürse doğrar vallahi. Sen dediğimi yap. Sonra da bak kızım sen de... Korkuyorum Necat amca. Korkma oğlum, arkanda ben varım. Ben ne diyorsam onu yap, tamam. Başka. Hadi çal kapıyı şimdi. Ben gidiyorum, birazdan geleceğim. Tamam. Hadi aslan. Ben bakarım. İyi günler Lütfü abi. Alınacak bir şey lazım mı? Hamit. Kim geldi Lütfü? Kim mi gelmiş? Hamit gelmiş, Hamit. Hamit mi? Çabuk yakın oğlu, çabuk yakın oğlu getirdi. Çabuk yakın, nerede kardeşim? Gülşen, yapma kızım. Ay Gülşen. Söyle, nerede kardeşimle atlıyorsun? Vallahi ben anlamadım bir şey. Ne oluyor? Senin ne işin var burada Hamit? Servise çıktım. Hamit, Deniz Bey benim kardeşim nerede? Onu söyle, çabuk dur. Bela ne demek istediğinizi hiç anlamadım. Çabuk söyle. Nurşen nerede? Ay Necati tam zamanında geldin. Baba Hamit geldi. Görüyorum. Babacığım bana verin. 2 dakikada ben bunu konuşturayım babacığım ya, ne olur. Mahmut dur. Necati amca ben servise çıkmıştım. Gelir gelmez Gülşen abla üstüme saldırdı. Saldırırım tabii. Söz konusu olan benim kardeşim. Kardeşimi kaçırdın sen. Yok ben kimseyi kaçırmadım. Dur bakayım dur. Yani sen Nurşen'i kaçırmadın mı? Yok Necati amca ben kaçırmadım. Nasıl yani? Nurşen seninle kaçmadı mı? Yok kaçmadı. Peki seninle kaçmadıysa kimle kaçtı? Hı hı. Nurşen başka kocaya mı kaçtı? Nurşen kocaya mı kaçtı? Dur bakayım şimdi biraz sakin olun. Anlaşıldı ki Nurşen Hamit'le kaçmamış. Peki Nurşen nerede şimdi o zaman? Ya durun sakin olun. Onu da anlarsın kızım. Ay. Benim... Hamit. Oğlum hadi sen işinin başına dön. Nerede sepetin? Al sepetini. Daha bir seni aradığımızda bulalım, tamam mı oğlum? Daha işte. Hadi bakalım. Hey Hamdi. Hey Mahir. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Gel şöyle gel, bir şey diyeceğim sana, gel. Ne oldu? Şimdi bizim çay makinesi bozuldu da. He. Bugün senden çay alabiliriz, kulağın bizde olsun. Sen bana cep telefonundan bir mesaj at ya da çaldır, ben direkt oradayım ya. Hatta sen istemesen bile ben sık sık gelirim oraya. Hey, tamam. Senin çay lazım olunca ararım. Ara beni. Hadi bay. Hadi görüşürüz. Hadi öyle gidiyorum. Hayır öyle git. Allah'ım. Allah'ım çok teşekkür ederim. Dualarımı kabul ettin. Makineyi bozdun. Allah'ım ben artık sık sık Melisa'nımı görmeye gidebilirim. Bak görüyor musun Feride? Boşu boşuna çocuğun günahını almışız. Nurşen Hamit'le beraber değilmiş. İyi de babacığım. Hamit'le beraber değilse nerede bu kız? Kiminle? Nereye gitti? Ne bileyim evladım. Vallahi bu olup bitenden ben de hiçbir şey anlamadım. Ben bakarım. Kim geldi acaba? Özge, Nurşen. Merhaba Feride teyze. Merhaba. Nurşen mi o? Evet. Seni merak ettik kızım. Geç. Nurşen. Neredesin sen? Neredesin? Kocaya kaçtım diye mektup yazıyorsun, bırakıyorsun, ondan sonra gidiyorsun. Ne demek bu? Neredesin sen? Ha? Ne işler çeviriyorsun sen? Sakın ol kızım. Ay, geç Nurşen'cim, geç çocuğum. Buyurun, orada sorarız. Gel kızım, gel. Özge, gel kızım. Ay, geldim. Nurşen, gerçekten merak ettik, neredesin? Özgelerdeydi mi işte? Özgelerde mi? Özgelerdeydin demek. Demek özgelerdeydin. Hamit'le kaçıyorum diye mektup yazıyorsun. Ondan sonra Özgeler'den çıkıyorsun. Kızım sen ne işler çeviriyorsun bana söyler misin? Ne iş çeviriyorsun sen? Sen beni çok kızdırmıştın. Biraz da sen kız diye o mektubu bıraktım. Ha yani kocaya kaçmak falan yok. Yok. Ablam öyle sansın istedim. He. Evet. Bütün gün bizde oturduk. Nurşen durumu anlatınca siz de merak etmişsinizdir diye onu buraya gelmek için ikna ettim. He. Hadi otur kızım sen. Gel sen de geç. Sen de geç kızım. Nurşen. Senin telefonun niye kapalı kızım? Şarjım bitti abla. Şarjım bitti. Demek şarjım bitti.
Şimdi Nurşen ya, Hamit'te kaçma falan yok değil mi? Dur be oğlum, Hamit'i görmedin mi? Adam kolunda sepetin servise çıkmış. Ay, seni çok merak ettik Nurşen'cim. Ya Feride teyze, ben Hamit'le evlenmek isteyince ablam da izin vermeyince çok üzüldüm. Biraz da o üzülsün istedim. Hepinizden özür dilerim. Estağfurullah. Nurşen, yani özür dilemekle iş bitti zannediyorsun öyle mi? Özür diledin, bitti. Hiç öyle değil, hiç öyle kolay bir şey değil. Biz seninle sonra görüşeceğiz zaten. Görüşeceğiz. Yani ne görüşeceğiz abla? Görüşeceğiz. Sırf sen istemiyorsun diye sevdiğim bir adamla evlenemiyorum. Sırf malı mülkü yok diye karşı çıkıyorsun. Yani kusura bakma abla ama sırf zengin diye sevmediğim bir adamla yaşamaktansa fakir bir adamla yaşarım daha iyi. Biraz beni rahat bırak artık. Geliyor. Abi geliyor. Ya abi bu ne ya? Ne var oğlum, Allah Allah. Noel Baba kıyafeti işte, ben de giydim, sen de giyeceksin. Sırayla bunlar. Maskaraya çevirdin beni usta ya. Maskara değil oğlum, Noel Baba, Noel Baba. Şunlara bak nasıl gülüyorlar. Karizma yerlerde benim usta, ne yaptın bana ya? Ya gören de der ki balıkçı değil, kaptan kusta. Ne karizması oğlum ya? Animasyon yapıyoruz biraz. Yılbaşı geldi, millet hindiye dadandı. Herkes balığı unuttu. Balık satmamız lazım. Allah. Hüseyinciğim, dizine otursan bana da hediye verir misin? Gel abicim, otur gel. Berber Rasim'e mi uğrasaydın be Noel Baba? Baksana saç sakal birbirine karışmış. Yani bence fön de yakışır sana. Ya usta baksana nasıl dalga geçiyorlar ya? Dalga geçmiyorlar oğlum, geyik yapıyorlar. Geyiklerin onlar senin, Noel Baba ve geyikleri yani. Geyiklerim ha. Ha değil. Ho 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 diyeceksin. Ho ho ho. Hadi yap bakayım. Yap. Ho ho ho. Ha, daha içten böyle canlı abi. Ho ho ho. Ya bravo Necati, ne güzel halletmişsin. Ya Özge'lere bir gittim ki. Kaçaklar böyle oturmuşlar, zavallı sinmişler duruyorlar. Acıdım, onun için ben de bu oyunu organize ettim. Ama bu Nurşen'in son söyledikleri benim oyunuma dahil değil. Ay eve dönmeleri çok iyi oldu. Eğer dönmeselerdi daha büyük tatsızlık çıkardı. Tabii be yavrum, ben de öyle dedim evladım. Zararın neresinden dönseniz kârdır dedim. Eve gelmeye ikna ettim onları. Peki Gülşen yutmuş mudur? De ki yutmadı. Aksini nasıl ispatlayacak? Doğru. Ay aslan kocam benim, ne güzel halledermiş işleri. Evelallah. Sen de Gülşen'le bir konuş da kızın üzerine fazla gitmesin. Kız biraz şiddetli. Merak etme, ben göz kulak olurum. Ben de sabahtan beri bir şey yemedim, bayılmak üzereyim. Bir şeyle hazırla da iki lokma bir şey yiyeyim. Hemen hazırlarım hayatım, hemen. Canım, sağ ol. Çaylar geldi Melis Hanım, buyurun. Ama Hamdi'ciğim, ay ben kaç kere söyledim, dilimde tüy bitti yani. Biz kendi çayımızı kendimiz yapıyoruz. Melis Hanımcığım, Melis Hanımcığım. Sizin makine aynen kaput. Ay ne kaputu? Yani diyorum ki sizin makine Tırtıngenstrasse. Tırtıngenstrasse mi? Ya ula, yani sizin makine hurdalar cennetini boylamış. Ay ne diyorsun Hamdi'cim, ben hiç anlamıyorum ya. Ula sizin çay makinesi diyorum ya, bozulmuş ya, bozulmuş. Ay Allah iyiliğini versin, öyle söylesene ya. Ben anlayamadım yani, anlayana kadar göbeğim çatladı. Benim yengemin de göbeği çatlamıştı. Ne? Göbeği diyorum. Yengem de hamile kaldığında göbeği şişti böyle, göbeği çatladı onun da. Ama ben yani laf gelişi söyledim Hamdi'ciğim. Ben de laf gelişi söyledim. O zaman bir tane çay alayım ben. Buyurun. Tamam. Mersi. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Hamit'le Nurşen'e ne oldu? Ya oldu bir şeyler de sonra hallettik, şimdi bir sorun yok. Ay. Bu Noel Baba Hüseyin mi? Ha, Seyfo giydirmiş vallahi zorla. Çocuğun morali çok bozuk. Ağlayıp duruyor. Bu balay etmişsinizdir çocukla, ondan morali bozuktur. Yok usta, vallahi ben bir şey yapmadım. Yemin etme, çarpılırsın. Arayan soran var mı? Hı hı. Bu şu dükkanları alan adam geldi. Ne istiyormuş? Vallahi söylemedi, yine uğrarız dedi. Uğrasınlar bakalım.
Buyurun. Taze balık geldi. Noel babanın hediyesi bunlar. Buyurun. Kıza. Buyurun. Kasadan para aldı oğlum. Bir tam seri çeyrek bilet al. Vallahi usta bence hiç alma. Niye? E çünkü bu seneki büyük ikramiye Salih ile bana çıkacak. Ama o kadar. Tamam ben ikinci ikramiyeye razıyım. İyi sen bilirsin. Kolay gelsin Necati Usta. Sağ ol canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Hindi alacaktım ben. Aa var, güzel kandıra hindim var, vereyim. Peki nasıl yapmam lazım bu hindiyi? Vallahi en güzeli bunun iç pilav yatağında, kestaneli iç pilav yatağında fırında hindi. Ben öyle yapıyorum. Ben de öyle yapıyorum o zaman. Öyle mi? Ha öyle yap. Yalnız pilava kuzu ciğeri koymayacaksın. Tavuk öyle ciğeri mi? Ya da hindi ciğeri. Tamam peki. Öyle. Oğlum bak oradan güzel bir hindi çıkar. Hemen usta. Bir de tarife bastırmıştık. Ondan da koy içine. Çaylar geldi. Ay yine kim istedi ki çayı? Kimse istemiyordu Melis Hanım. Ben lazım olur diye getirdim. Ha. İyi. Olenka. Biz bu çay işini bulduk ama adam sürekli buraya çay getiriyor. Lütfi abi bu kadar çay parasını duyunca bizi mahveder vallahi. Yani bunlar birisi bir araya gelince konuşmuyorlar, saçmalıyorlar. Baksana. Aynen dediğin gibi. İstersen bana mesaj atabilirsin. Ne mesajı atacağım? Ula toplumsal mesaj değil de yani böyle doğayı koruyalım. Yok işte nükleer silahlara hayır falan gibi değil. Nasıl mesaj peki? Ula şu telefonlara gelen mesaj var ya öyle gibi bir şey yani. Ha şey hani şurada sezon indirimi var sakın kaçırmayın falan onlardan mı? Ula yok reklam mesajı değil. İstek mesajı. He anladım. Ya şu parçayı çalar mısın falan gibi mi? Ama ya Hamdi ben senden niye şarkı isteyeyim ki yani? Sen radyo musun? Ula şarkı istemek için değil ya. Çay istemek için. Ne bileyim ben sadece telefonu numaramı vereyim. Sen bana mesaj at. Hamdiciğim şu kadar çay getir diye mesela. He tamam. He o zaman ben sana telefon numaramı vereyim. Versene. Olur. Ya omuzun çıkması için en az 10.000 tane çay söylemesi lazım ya hayır. Doğru söylüyorsun Olenka. Bizim bu işi hızlandırmamız lazım. Tamam. 25. Ula bir dakika, bir dakika. Esas benim telefonumu vermem lazım sana. Yazın hemen. İyi. Yazın. Kolay gelsin Necati Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Apar topar gittiniz. Size tekrar ulaşamadık. Ya vallahi böyle bir aile içi problemdi. Hallettik ama şimdi sorun yok. Sağ olun. Size dükkanınızı satmak ister misiniz demiştim. Lafımız yarım kalmıştı. Yok yok yarım kalmamıştı. Ben dedim ya biz böyle iyiyiz satmak istemiyorum demiştim. Ama yine de bir teklifimi duysanız. Vallahi çok ısrar ediyorsanız teklif edin ama yani ben dükkanımı satmayı düşünmüyorum. Dükkanınıza 1 milyon dolar verebilirim. İyi para ama yok gene de ben satmayı düşünmüyorum sağ olun. Çok sıkı pazarlık yapıyorsunuz. Yok pazarlık olsun diye değil. Hakikaten satmayı düşünmüyorum yani. Siz yine acele etmeyin diye ailenize danışın. Yani konuşur görüşürüz. Vallahi siz de inatçısınız. Hayırdan anlamıyorsunuz. Öyle de denebilir. neyse ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah. Sonra tekrar görüşürüz. Tabii tabii buyurun. Çayımızı kahvemizi içersiniz. Buyurun. Haber hatun, nasıl vaziyet? Sen gittiğinden beri ortalık süt liman. Hiç konuşmadılar mı? Vallahi Nurşen odasından hiç çıkmadı. Gülşen de bütün gün ev işi yaptı, yanına gitmedi. Aa, hoş geldiniz babacığım. Hoş gördük kızım. Nasılsınız inşallah? İyi Allah'a şükür yavrum. Öpü gelmedi mi? Yok, eli kulağındadır gelişimde. İşte. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Oh. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Benim. Baba. Hadi canım. Hayırdır? Bugün Eleni çarşıdaymış. Eleni dükkanlarını satmış. Eleni dükkanlarını alan adam bizim dükkanı da istiyormuş. İyi de bizim satılık dükkanımız yok ki. Aa, babacığım dükkanı mı satıyorsunuz?
Yok yavrum, adam almak istiyor. Ya iyi de yani bizim dükkan satılık değil, gerek de yok ayrıca. İyi para veriyorlar ama. Ne kadar veriyorlar? 1 milyon dolar veriyor. Üf. Aa, çok paraymış. Ay yani ufacık dükkana o kadar para mı veriyorlar? Ulan ufacık ama yani yeri güzel. İyi de baba bizim dükkan etsezse 250-300 bin dolar eder yani o kadar. Oğlum ediyor ki adam, o parayı veriyor. Ne diyorsunuz Lütfü Bey? Vallahi iyi paraymış baba. Oğlum o dükkana 2 trilyon verdiler de vermedik. Ne diyorsun sen? Sakın bu adam da emlakçı Tahir gibi dolandırıcı olmasın. Yok be yavrum. Ne diyorsun sen? Eleni benden daha kurttur. Hiç yaş tahtaya basacağını zannetmem. Peki ne yapacaksın? Satacak mısın dükkanı? Vallahi ben satmak taraftarı değilim. Ay ben de. Ay yani bence de satma. Bırak biz yaşarken dursun. Biz gittikten sonra çocuklar ne isterlerse yaparlar. Siz ne diyorsunuz Lütfü Bey? Vallahi baba ben bile satılması taraftarı değilim yani. Ben kasaplık daha ölmedi biliyorsun baba. İyi bir meslek. Yani bizim Yiğit'e bile kalabilir dükkan. Ha, şöyle yola gelin bakalım. Nasıl buldun? Vallahi harika bir yer. Çok güzel bir proje geliştirebilir burada. Bütün bu dükkanları tek tek yıkacağız. İhale. Tabii ki. Sen yarından itibaren projelendirmeye başla burayı. Peki Selim Bey, tabii ki. Yalnız alamadığımız bir dükkan varmış. Evet, bu kasap dükkanı. Ha, öyle mi? Gayet önemli bir noktaymış. Rıfat, herkesin bir fiyatı vardır. Sen orasını merak etme. Nurşen yemek yemiyor mu? Teyzem aç değilmiş dedi. Niye, yemek mi yemiş daha önce? Yo, benim bildiğim kadarıyla o bugün hiç yemek yemedi. Yedi mi Gülşen? Yo, sanmıyorum, yemedim. Yiğit, koş oğlum teyzeni çağır, dedem çağırıyor. Peki dede. Baba. Sağ olun. Şimdi ben diyorum ki, hani bu dükkanı alacak olan adam var ya, hani 1 milyon dolar değil de 1,5 milyon dolar verirse ne yapacağız? Yavrum, orası bizim ekmek teknemiz. Para mühim değil. Diyelim ki sattık. Ne iş yapacağız? O da doğru. Efendim Necati amca. Hah, kızım hani sofraya yemek yeniyor. Aç değilim Necati amca. Yemeden olmaz yavrum. Ayrıca yemesen de sen sofrada oturacaksın. Çünkü sen bu ailenin bir parçasısın. Sağ olun Necati amca. Zaten beni sizden başka kimse düşünmüyor ki. Hadi canım benim. Hadi geç buyur. Ay, ne demek oluyor şimdi bunun şey? Şşş, hadi bakalım. Afiyet olsun. Buyur. Unutuyordum. Hadi bakalım şuradan. Herkes içinden bir tane alıyor, bir sonrakine naklediyor. Aa, bize bilet mi aldın Necati? Evet, herkese birer çeyrek bilet. Tamam, bilet de ben aldım. çocuklar, büyük ikramiye çıkarsa ne yaparsınız? Ben yurt dışına giderim. Ben dünya turuna çıkarım. Ay. Vallahi bana çıkarsa ben bir çiftlik alırım. İçinde de böyle tavuklar olur, horozlar olur, inekler olur falan. Böyle organik organik yaşarız işte. Vallahi bana çıkarsa eğer kocaman bir yat alırım baba. Koy koy dolaşırım. Oh. Nurşen'cim, sana çıkarsa büyük ikramiye ne yaparsın? Ben hiçbir şey yapmam Feride teyze. Çünkü insan sevdikleriyle birlikte olmadıktan sonra paranın pulun falan hiçbir kıymeti yok yani. Necati amca ben kalkabilir miyim? Tamam çocuk, kalk. Verin bakalım şu biletleri geriye. Herkes ver. Ver çocuk. Niye dede? Evet dede, hani bizi almıştı? Bizi almıştı ama vazgeçti evladım. Baksanıza size büyük ikramiye çıkarsa herkes bir tarafa gidiyor. Kimi çiftliğe gidiyor, kimi yat alıyor, kimi yurt dışına gidiyor. Biz burada karımla baş başa yalnız mı kalacağız gene? Bu işler haklı. İnsan sevdikleriyle beraber olmadıktan sonra paranın, pulun ne önemi var?
Aa, ne yapıyorsunuz bak burada? Çocuklar bizim nikah görüntülerimizi bulmuşlar, onu seyrediyor. Bizim nikah görüntülerimizi mi? Evet. Ay bu internet harika bir şey Necat. Aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Yani televizyon programlarının bile tekrarı var. Bakın ben de bakayım kendime ya. Bak bak. Biz bile çıkmışız dedi. Ne kadar küçükmüşüz o zaman. Sanki şimdi çok büyüklerdi. Vay be. Dedim ne kadar gençmişim o zaman değil mi? Aa, yapma Necati. Alt tarafı 4 yıl. Ay, sizi böyle görmek ne güzel ya. Ne güzel. Kız Feride, aferin sana be. Çakı gibi delikanlıyı almışsın vallahi. Tabii, hem de İsviçre çakısı. Her işe yarar, her şeye yetişir hısır gibi. Evet Allah. Babaanne, düğün görüntüleriniz yok mu? Ay çocuğum, bizim yaşımızdaki insanların düğün neyine? Ya niye düğün yapmadınız dedi? Yoksa cimrilik mi ettin? Yok oğlum, ne cimriliği? Yani bak, kerataya bak be. O zaman öyle gerekti yavrum. Bence herkes düğün yapmalı. Evliliğin en güzel tarafı düğün. E Gonca haklı dedi. Kasap babası oynamadan evlenen tek kasap sensin herhalde. Yok canım, ben istemedim. Yani ben isteseydim dedeniz mutlaka düğün yapardı bana. Anneme benzedim değil mi ben? Hatta annemden de beter oldum. Ya aşkım, sen kardeşini düşündüğün için böyle yapıyorsun. Ama Lütfücüğüm baksana, yani Nurşen olmaktan çıktı canım. Boş ver, zamanla düzelir. Dur rahatsız olmayın. Sizinle konuşmam lazım. Hayırdır baba? Bir sorun mu var? Dur be oğlum, sesini yükseltme. Feride Hanım duymasın. Yoksa Feride Hanım'dan gizliğine bir şey mi yaptın? Daha yeni barıştınız ya. Dur be kocadan ha, bir dakika dinle. Ay babacığım, çok merak ettim şimdi, ne oldu nedir? Şimdi kızım, Feride Hanım'a çok hoş bir sürpriz yapmak istiyorum. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Bak şimdi. Kardeşim. Ulan Hamit, sen ne diyorsun burada ya? Nasıl bir soru Hamdi bu? Ben burada çalışıyorum. Asıl bu soru sana sorulabilir. Sen ne diyorsun burada? Ulan ben emeceme gidiyorum. Ya onu demiyorum kardeşim. Senin ne işin var burada? Kız kaçırmadın mı sen ya? Keçileri kaçırdım ben Hamdi, keçileri. Ne diyorsun ya? Ne oldu kardeşim? Anlasana bana. Nurşen kaçmaktan vazgeçti. Ne? Ulan ne diyorsun? Ah kardeşim, çok üzüldüm ya. Ne diyeceksiniz şimdi? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Şu büyük ikramiye bağ çıksın var ya. Bütün sorunlar hallolur. Ah benim kara kaşlı, kara gözlü kardeşim. İnşallah bütün para sağa çıkar. İnşallah. Hadi canını sıkma. Tamam mı? Sen canını sıkma. Hadi ona geçsin. Bir sürpriz. Ay muhteşem bir şey bu. Şşş Gülşen, sessiz ol. Feride Hanım duyacak. Lütfen sen ne yapacağını anladın değil mi oğlum? Yo. Şimdi ne kadar anlamış olman lazımdı. Ha tamam, anladım. Ha. Merak etme baba, ben o işi halledeceğim. İnşallah. Gülşen'im sen de Feride Hanım idare edeceksin. Tabii babacığım, siz olmuş bilin. Feride Hanım ruh bile duymayacak. Ne kaynatıyorsunuz siz burada bakayım? Çay kaynatıyorduk. Buraya evimize taşındığımız için çok mutlu olduğumuzu anlatıyorduk değil mi Lütfü? Aşk olsun hayatım. Orası da bizim evimiz. Lütfü, orası bizim evimiz değil. Burası bizim evimiz. Hepiniz mutfaktasınız. Sesiniz soluğunuz da çıkmıyor. Ben de acaba bana bir sürpriz mi hazırlıyorlar? Aa, yok canım, yok. Ne alakası var ya? Necati, sen hasta mısın? Yok be yavrum, öyle bir kuru öksürük geliyor. Ama bu kuru öksürük hiç iyi değildir. Sen hemen bir doktora git. Yok canım, abartma Feride'm, doktorluk değil. Necati, sen bana ne söz vermiştin? Hani beni hiç üzmeyecektin, her dediğimi yapacaktın ha? Tamam papatyam, yaparım. Ay yaparım değil, bugün hemen gideceksin. Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Sana bir şey olursa ne yaparım ya, o dilleri yerim ben, yerim. Oh, oh, oh.
Palamut'a gelin. Ya usta madara ettin bizi. Bütün çarşıya madara ettin vallahi ya. Lan oğlum biz burada ekmek derdindeysen hala karizma peşindesin ya. Gelen geçen herkes gülüp gülüp geçiyor bana. Ne güzel işte oğlum. Bakıyorlar bize. Hadi çorbamıza bakalım bir oğlum hadi be. Aa Doğal Baba'ya bak. Ay çok şeker. Affedersiniz Noel Baba'yla bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Vallahi bilmem ki. Noel Baba çektirecek misin fotoğraf? Tabii tabii çekilelim. Ha. Alayım. Ne yap ortaya basıyorduk değil mi? Evet. İyi çek usta iyi çek. Evet 3, 2, 1 çekiyorum. Çektim. Teşekkür ederiz. Bu fotoğraftan ben de alabilir miyim? Tabii, numaranızı alayım o zaman. Tamam, ben hemen yazayım numaramı. Akşam gönderirsiniz. Kaydettim, Noel Baba diye yazdım. Peki, tamam. İyi günler, çok teşekkür ederim. Bekliyorum mutlaka fotoğrafı. Şşş. Alo, hani sıkılmıştın sen bu Noel Babalık'tan, ne oldu? Ekmek parası be usta. Buyurun. Derya kuzusu bunlar, Noel Baba'nın palamutları geldi. Birden. Çok canım sıkılıyor ya. Kız benimle konuşmuyor. Bugün de konuşmadı. Suratı da asık. Hep aklıma o televizyondaki kız geliyor. Ya onun gibi bir şey yaparsa, intihar etmeye kalkarsa falan Allah korusun. Allah korusun. Yok canım. Nurşen akıllı kızdır. Yapmaz öyle şey. Babamla Lütfü de karışmıyor. Nasıl karışsınlar çocuğum? Bu sizin yani iki kardeşin arasında halledilecek bir mesele. Hoş geldin. Alınacak bir şey var mı Gülsüm abla? Var var sen bir gel bir içeri. İçeri mi geleyim? Ha gel gel gel. Gelsene oğlum korkma gel gel. Gel bir içeri sen. Gel canım. Taşınacak bir şey mi var Gülsüm? Ha var var taşınacak bir şey var. Gülşen sakin ol kızım. Ben sakinim. Sakin Feride amca. Taşınacak şeyi merak ediyordun değil mi? Ben şimdi çağırayım onu. Nurşen! Ay. Nurşen! Efendim abla. Gel canım gel. Gel hayatım gel gel gel. Hamit'cim bak, taşınacak ne var diye soruyordun. Aha işte bu. Nasıl yani anlamadım. Bunu anlamayacak ne var ki? Nurşen bu evden taşınıyor. Pes yani abla, şimdi evden mi kovuyorsun beni ya? Ne alakası var Nurşen'cim? Yani sen evlenmek istemiyor muydun Hamit'le? Aha da işte evleneceksiniz, sen de taşınacaksın, beraber taşınacaksınız. Burada mı oturacaksınız? Gülşen sen şimdi Hamit'le Nurşen'in evlenmesine isim mi veriyorsun? Verdim verdim. Bunlar evlensinler, bir baş göz olsunlar, anlasınlar Anya'yı Konya'yı değil mi? Ya abla sen ciddi misin? Evet, gayet ciddiyim, çok ciddiyim. Hem eviniz de hazır, bizim yeni evimiz. Eşyalar da sıfır, orada gül gibi geçirip gidersiniz. Oh ne güzel. Ay çok iyi düşündün Gülşen. Ya düşündüm. Ay çocuklar ne duruyorsunuz? Hadi öpsenize ablanızın elini. Ben daha o kadar yaşlı değilim. Ablacığım ya. Ablasını kuzusu. Ay ben de öpeyim Kutlu'yu. Tebrik ederim çocuklar. Çok sevindim. Nurşen'im gel sen gel. Hadi bakalım. Tebrik ederim canım. Hayırlı olsun. Tamam yeter bu kadar yeter. Nurşen'i hiç üzmeyeceğim Gülşen abla. Sıkıysa bir üz. O zaman kaynana nasıl oluyormuş görürsün. Hamit efendi. Oldu o zaman ben gideyim. Git bari. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay ablacığım. Ay ablasının kızısı. Şu filmleri içeri bir yere kenara koy yavrum da. Ne oldu usta bir şey mi var? Yok be böyle kuru bir öksürük vardı. Feride de ısrar etti. Aman doktora git diye. Oraya gittim de bir akciğer röntgeni çekti. Ciddi bir şey yok değil mi baba? Yok be oğlum yok maşallah. Anlaşılan gribi atlatamadık. Arayan soran var mı oğlum? Şu dün gelen adam var ya, ha. O yine geldi seni sordu. Ma ne ısrarcı adam bu ya. Ne istiyor? İşte dükkanı satın almak istiyor. Dükkanı satın mı almak istiyor? Evet. Taylar geldi. Ay çok sağ ol Hamdi. Buyurun. Alayım mı vereyim? Hamdi Bey. Buyurun. Sana söylemem gereken bir şey var. Şuraya gel. Ya ne oldu? Deniz. Bu Hamdi var ya. Evet. Senden hoşlanıyor. La ne diyorsun?
Ama senden de hareket bekliyor, anlarsın ya. Nasıl yani? Ula kıza hareket mi çekeyim, ne diyorsun yani? Melis, seni sinemaya davet etmek istiyormuş ama çekiniyormuş. Ay niye çekiniyor ki yani? Davet etsin. Gidelim yani sinemaya. Ha anladım. Sen filme davet ettiysin. Bildim. Çok güzel bir karate filmi var. Ona mı götürsem acaba? Oğlum ne karate filminden bahsediyorsun ya? Onu güzel bir romantik filme götür böyle. Aşkı çağrıştıran Allah'sın yani. Romantik film değilsin. Tamam. Hadi bakayım göreyim seni tamam mı? Tamam. Bu işi becer ya. Beceriz oğlum. Hadi bay bay. Melis Hanım. Hamdi Bey. Size bir şey soracağım. Sorun. Acaba diyorum bu akşam benimle sinemaya gelmek ister misiniz? Olabilir. Gidebiliriz. Ne diyorsun? Gerçek mi diyorsun? Evet. O zaman çay iç. Tamam. Ben de içeyim. Ne yapacağım? Şaşırdım. Koluma takayım. Kolay gelsin komşum. Ah hoş geldiniz Necati Bey. Hoş gördük canım. Müsaitsen iki satır bir şey konuşabilir miyiz? Ah tabii buyurun. Gel canım. Feride nerede bu arada? Efendim Lütfü'yle tekrar evlerine taşınıyorlar da onlara yardım ediyor. Ay çok sevindim. Onlar çok mutsuzdular o yeni evde. Yani maşallah bunu da benim dışımda herkes biliyor. Yok yok ben de yeni öğrendim. Şimdi Semihacığım, benim senden bir ricam var. Buyurun. Biliyorsun Feride bu son günlerde çok yoruldu, çok hırpalandı. Ona böyle hoş bir sürpriz yapmak istiyorum. Sürpriz mi? Evet. Ne sürprizi? Ay abla ne oldu? Niye geldik buraya? Feride Hanım duymasın diye geldik buraya. Neyi? Sürprizi. Ne sürprizi ya? Babam yarın Feride Hanım'a bir sürpriz yapacak. Anlatayım kızı. Kolay gelsin Necati Usta. Oo hoş geldiniz. Buyurun. Ne yaptınız? Bir karar verebildiniz mi? Yok. Yani karar vermiştim zaten. Ben size kararımı söyledim. Benim dükkanım satılık değil. Yani peki siz öyleyse bize bir fiyat söyleyin. Biz o fiyatı düşünelim. Vallahi kardeşim benim dükkanım satılık olmadığı için fiyatı da yok. Bakın biz bu işi güzellikle halletmek istiyoruz. Yani siz bize... Güzellikle olmazsa nasıl olur ki? Tatsızlık olsun istemiyoruz. Ya gelin güzel güzel anlaşalım. Sonra siz zararlı çıkacaksınız. Nasıl yani? Eşkıyalık mı yapacaksınız? Yok yani ben işlerimi genelde kanun çerçevesi içerisinde hallederim. Yani? Yani bakın Necati Usta. Buradaki bütün dükkanlar benim. Sırf size inat olsun diye bu dükkanları teker teker boşaltırım. Bu çarşıyı hayalet çarşı haline getiririm. Bir tek insan bile bu çarşıya adımını atmaz. Bir aya kadar topu dikersiniz. O zaman siz dükkanımı alın diye gelip bana yalvarırsınız. Bakın bu fiyat yarına kadar geçerli. Ondan sonra bütün bu dükkanları boşaltırım. Uğurlar olsun. Size iyi günler. Hoş geldin Sema teyze. Hoş bulduk canım. Feride evde mi? Evde çağırayım şimdi. Ay yok 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 çağırma. Çağırma benim Gülşen'le işim var. Ha ablam mutfakta. Tamam. Bak Feride sorarsa biraz idare et. Benim Gülşen'le konuşacaklarım var. Ha sürprizle ilgili değil mi? Evet evet. Tamam. Necati Usta dükkanı satmazsan ne yapacakmış bu? Dükkanları boşaltacakmış. Çarşıyı hayalet çarşı yapacakmış. Nasıl yani? Basbaya. Adamın değil mi abicim dükkanlar? İstediği zaman tahliye ettirir. Adam uyanık. Beni nereden vuracağını biliyor. Peki ne edeceksin Necati Usta? Satacağım mı dükkanı? Ya ben de içeride bir derede kaldım Nurettin. Satsam bir türlü, satmasam sizi işinizden edeceğim. Ya bebi ne yapacağız usta? Valla benim bildiğim Necati buna bir çare bulur. İnşallah. Bozma, Feride'nin ölçüsünü almaya çalışacağım. Aa, Semiha ne zaman geldin sen? Ay kızlar niye bana haber vermedi?
geldiniz. Ayol yeni geldim ben de. Gülşen'le sohbet ediyorduk. Çok sevindim artık sizinle beraber oturuyorlar. Ay evet hayatım. Hoş geldin. Eskisi gibi yine beraberiz. Evet evet artık hep beraberiz. Ay Nurşen de Hamit'i de öğrendi. Bak Feride bu sefer ikimize de çok şık elbiseler dikeceğim ona göre. Aa tabii hayatım dur hele o gün bir gelsin dikersin. Evet evet. Hadi kalk o zaman ölçünü alayım dikeyim. Aa ne yapıyorsun Semiha? Hayatım sen son zamanlarda çok güzel kilo verdin. Ben de hep eski ölçülerim var. Hadi kalk bir ölçünü alayım. Sen de kağıt kalem getir hayatım. Hadi Nurşen. Ne acelesi var Semiha? Ay yarın dükkanda alırsın. Ay otur şuraya. Önce bir çayımızı kahvemizi içelim. Ben yaparım ben yaparım. Ben yaparım. Semiha Hanım da ölçünüzü alsın sizin. Durun ayol. Aa nereden çıktı bu ölçü elbise? Ay hayatım yarın dükkanda alırsın. Hadi otur çay mı istiyorsun kahve mi? Ha? Ya alsaydık. Ay hayatım rahat rahat alırsın yarın çay. Sen çay içersin tamam yapıyorum. Ay Semiha teyze ne yapacağız aldırmıyor ölçüsünü. Sen şimdi Feride'nin sorduğun yerde giydiği bir elbiseyi torbaya koy getir. Ben onun üstünden ölçüyorum. Koş şu dış kapıyı as tamam mı? Buyurun Semiha Hanımcığım. Evet. Biraz kurabiye vardı. Ben de onları getirdim. Ah dur alırım ben şuradan Semiha'cığım. Tabak vereyim. Ay zahmet ettin. Ah al canım. Ah Gülşen'cim elinde dur, kaldı. Dur olsun olsun ben sizin. Feride Hanım yalnız bir şey itiraf etmem lazım. Yani sizin kurabiyeliğinizi ben çok özledim. Ay ben de senin yemeklerini Gülşen'cim. Ay ben yaparım size. Ben de sana tatlı kurabiye yaparım hayatım. Ben bir tane aldım önden. Ay çok heyecanlı. Ay ay. Koyuyorum seni ya. Tamam canım rejimdeyim. Yeter. Ay ay. Ay bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu elbise sende ne kadar güzel duruyor. Bunun modeli bir farklı. Şuraları bir değişik. Ay bir kalk bir kalk şuna bir bakayım ben bunun kapısını çıkartayım. Ya bu eski elbise. Bir kalk 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 bir göreyim. Ay, çok şöyle. Güzelmiş çok güzelmiş evet. Aa, ne kadar güzel duruyor. Nesi güzel duruyor. Aa, başka türlü. Bak bak evet, ay ben kalıbı bir başka yandır yandır yandır. Ay ne yapıyorsun kızım? Ay göz çizdi çok güzel. Süper. Otur. Aa, şahane. Ay kaç senelik elbisen. Aa çok güzel duruyor. Çok beğendim. Hiç fark etmemişim. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk kızım. Ay, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Feridem, bunlar senin için bir tane. Ay çok incesin. Teşekkür ederim. Senin kadar güzel değiller ama zaten hiçbir şey senin kadar güzel olamaz. Ah Lütfü ah. Ya insan birazcık babasına çekmez. Aa, hemen Lütfü'yü harcama Gülşen. O da seni çok sever. Ay şunları hemen bir vazoya koyayım. Ben gelirim ben gelirim. Ay sağ ol Gülşen'cim. Ben asarım Gülşen'cim. Necati. Onlar ne hayatı? Ahtiyar filmi. Bana telefonda bir şeyim yok demişti. Bir şeyim yok. Feridem yani biraz üşütmüşüm o kadar. Bu röntgenler ne o zaman? Ya, doktor tedbir olsun diye çektirdi. Bak benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ya, saklamıyorum korkma yavrum yok bir şeyim. Turp gibiyim evvel Allah ya. Akşama görürsün. İlahi Necati. Vay be. Ya hala bu çarşının yıkılacağını aklım almıyor. Kesin miymiş o iş dostlar? Evet abicim. Adam daha önceden birçok dükkanı satın almış. Geri kalanlar da Eleni Hanım'ındı. Onları da satın alınca operasyon başlamış. Kardeşim şimdi Necati Usta'nınki hariç bütün dükkanlar gitti mi yani? Aynen. İşte dostlar. Vahşi kapitalizm diye ben buna derim. E tabii kimin umrunda buradaki insanlar ne yapar, nerede çalışırlar, nasıl iş bulurlar? Böyle. Bütün buraları AVM yapacakmış ya. Şu işe bak. Oğlum Hasibe'yle biz ne yapacağız? Bizi almazlar ki oraya. Vallahi artık AVM'nin içine böyle market falan açarlarsa ben de kasap yanında iş bakacağım. Dostlar
Önemli olan iş değil. İş bir şekilde bulunur. Kimse işsiz kalmaz ama insanlık onu nerede bulacağız? Yani bu çarşıda müşteri esnafı tanır, esnaf müşteriyi tanır. Kim kimin hangi sıkıntısı var, durumlar nasıl bilir, değil mi? Kemal abi doğru söylüyor. Şimdi mesela sen gittin bir tane orada alışveriş merkezinde hamburgerciye. Dedin ben hamburger alacağım ama param yok, yarın vereceğim. Verir mi sana hamburger? Ya verir mi? Ama bana gelsen desen ki ben pide istiyorum, börek istiyorum, yarın vereceğim diye ben veririm. Dostlar o dev gibi çarşılarda, büyük alışveriş merkezlerinde ne sevgi vardır ne güven. Robot gibi esnaflar, robot gibi müşteriler. Al parayı ver malı. Ama bu çarşı öyle mi? Doğru, doğru söylüyorsun ya. Kemal abi de işte. Ata alan Üsküdar'a geçmiş, ne yapalım? Evet. Ya dur bakalım abicim ya. Necati Usta daha dükkanını satmadı. Bulur bir çaresini herhalde. Vallahi dostlar bence bu iş Necati Usta'nın da boyunu aşar gibi geliyor bana yani. Hadi ya. Aman ağzından bal damlıyor ya Kemal. Neyse hadi vurun, hadi vurun, hadi. Evet. Ne yazık ki. Müşterine Hamit'e izin vermişsin ha? Ben uyardım, dinlemediler babacığım. Ha bana kızacaklarını, birbirlerine kızsınlar. Aferin, bak senden böyle olgun davranmanı beklerdim. Teşekkür ederim. Semiha geldi mi? Geldi babacığım, geldi. Ben diye bir şey belletmeden hallettiniz değil mi? Hallettik. Ha, aman kızım, dikkat ediyorsun değil mi? Evet. Feride'nin bundan hiç haberi olmayacak. Yok babacığım, hiç haberi olmayacak. Siz hiç merak etmeyin. Hiçbir şey belli edemiyoruz biz. Yarın Feride sürprizi görünce suratının alacağı şekli çok merak ediyorum. Ay ben de çok merak ediyorum babacığım. Ay şşş, hadi yavaş, Feride duymasın. Tamam ben şunu yapayım. Necati hasta. Ay onu duymamı istemiyorlar. Feride, ne yapıyorsun burada? Hiç, oturuyorum. Ay, sen de otur, otur. Ayakta kalma, yorulma hayatım. Ateşin var mı senin? Dur bir bakayım. Dur bir de terlemiş misin? Ona da bakayım. Yavrum yok bir şey, ben iyiyim çok şükür ya. Moralim de sağlığım da gayet iyi. İyi ol. Otur, otur, yorulma, otur. Ben de oturuyorum bak. Ay canım benim ya. Başhemşirem. Necati, neler oluyor? Neler oluyor papatya? Yani bak ne olur artık benden bir şey saklama. Yani sen böyle sakladıkça ben daha çok üzülüyorum. Bir şey saklamıyorum ki, ne saklıyormuşum? Gülşen'le seni konuşurken duydum. Ne? Duydun mu? Evet. Bunu sakın Feride Hanım duymasın diyordum. Sadece bu kadar mı duydun? Ay Necati, ne saklıyorsun benden, söyle. Yoksa doktor kötü bir şey mi söyledi ha? Söylemedi. Ne o zaman? Ama biraz ima etti. Neye ima etti? Yani şimdi kötü bir şey yok ama yani ileride yarın belli olur dedi. Yani kesin sonuç yarın belli olur dedi. Ay Necati korkutma beni, neler söylüyorsun? Korkacak bir şey yok Feride'm, korkacak bir şey yok. Papatya'm sonuç yarın belli olacak. Ben de sen üzülme diye sakladım. Ay ya kötü bir şey çıkarsa? Çıkmaz. Ay nereden biliyorsun, doktor musun sen? Biliyorum, bir şey olmayacak. Bak yana kadar bekle, sonucu gör. Hepimiz ekmeğimizden olacağız. Adam satmam diye tutturdu. Çarşının kaderi bu. O da sürpriz de yok hala. He, sağ ol Zeyfo. Şık olun ha. Sen de. Geldi. Görsünler. Kolay gelsin Necati Usta. Sağ olun, hoş geldiniz Selim Bey. Ne yaptınız, bir karar verebildiniz mi? Vallahi. Yani ben dükkanı size satmasına satayım da, yani ne bu dükkan ya da bu çarşı sizin işinize yaramaz. Orası bizi ilgilendirir. Tamam ben söyleyeyim de sonra söylemedi demeyin. Vallahi Necati Bey, buraları yıkıp tekrar yaptığımda nasıl işime yarayacağını göreceksiniz. Ha, şimdi beyim yani yıkacağım diyorsanız o biraz zor. Neden? Şu ulu çınarı görüyor musunuz? Evet. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından bu ağaç anıt ağaç olarak saptandı. Anıt ağaç? Evet, kaydedildi. Yani yaprağına dokunamazsınız bunun. Olur mu canım öyle şey? Alt tarafı bir ağaç. Vallahi size göre alt tarafı bir ağaç. Ama bize göre o bir tarih. O bu çarşı. Biz o demekiz, o biz demek.
Ayrıca buradaki bazı binalar içinde çalışmalar yapılıyor. Yani Kapalı Çarşı'yı yıkarsanız burayı da yıkarsınız. O konuları biz hallederiz. Siz dükkana ne kadar istiyorsunuz onu söyleyin. Valla şu anda buna cevap verme durumunda değilim. Ya benim için çok önemli olan bir işin organizasyonuyla uğraşıyorum. Hadi bakalım herkes vazifesinin başına. Çiçekler hazır mı Hasibe? Hazır Necati Usta, hazır. Feridecim, senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii hayatım, nedir? Hayatım, ben şimdi bir müşterime şu gelinliği dikiyorum da biraz üzerinde çalışmam lazım. Bana mankenlik yapar mısın? Ay, bana olur mu? Olur olur, tam senin ölçülerinde biri. Kısmette bu yaşta gelinlik giymek de varmış yani. Kısmet bu, ne olacağı hiç belli olmaz. Ay, çok da güzel bir gelinlikmiş. Ver deneyeyim. Ver canım, ben içeride hallederim ben. Giydim Semiha. Ay, çok güzel oldu. Ay, evet, vallahi tam üstüme göreymiş. Şu elindekini de şöyle bir omzuna at bakayım biraz. Ben göreyim. De onu soracaktım. Bu niye? Böyle. Evet, evet, evet. Ay, şahane oldu. Ay, eline sağlık. Hakikaten çok güzel olmuş. Var mı düzelteceğim bir yan? Mükemmel. Hiçbir şey yok. İyi, tamam, çıkarıyorum. Hayır, hayır, hayır. Ay, dur. İki dakikada Necati Bey görsün seni. Aa, böyle. Saçmalama. Böyle çıkamam ben çarşıya. Ay, iki dakika öyle mi gör? Ay, kadın çıldırmış derler Semih. Ay, ne yapıyorsun? Dur, düşüreceğim beni. Semih, ay, ne yapıyorsun ya? Necati, ne oluyor burada? Düğünümüz oluyor papatyam. Düğünümüz mü oluyor? Evet, sana yapamadığım düğünü şimdi yapıyoruz. Ay, sen günlerdir bunu mu planlıyordun? Evet sevgilim. Ay. Gir bakayım koluma. Hadi bakalım çalın düğün marşı. Kadınım. Papatya, papatya. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana, gel üzme beni. İnan bana, çok seviyorum seni. Gel kollarıma, artık bekliyorum. Papatyam, seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun, yoksa hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım, çapkınca naz ediyorsun. Benim de.